Değerli arkadaşlarım, merhabalar. Mustafa Karaca eğitim setine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi makine elemanları ve mekanizmalar eğitim serimizde hız kesmeden devam ediyoruz. Eğitime giriş videosunda da söylediğimiz gibi hangi konuyu işleyeceksek o konunun öncelikle kısaca tarihçesinden bahsedeceğiz. Daha sonra o konuyla alakalı bizim asıl ilgilenmemiz gereken kısım veya bize asıl lazım olması gereken kısım neyse onun üzerinde duracağız arkadaşlar. Şimdi bu eğitim serisi içinde, yani makine elemanları ve mekanizmalar eğitim serisi içinde arkadaşlar, konuların gidişatı da hakikaten ona göre düzenlenmiş bir şekilde. Yani örnek veriyorum ben sizlere. Vida sökülebilir bir bağlantı elemanıdır arkadaşlar. Sıklıkla sanayide, montajda, makinalarda kullanılan bir makine elemanıdır. Burada bizler küçük ayrıntılara değineceğiz zamanla. Yani ben örneğin bu eğitim videoda vidanın tarihçesinden kısaca bahsedeceğim. Devam eden videolarda vidayı tanımlayacağız, çeşitlerinden bahsedeceğiz. Metrik, Witwort vesaire şeklinde. Daha sonra Civata'dan bahsedip ikisini daha sonra karşılaştıracağız arkadaşlar. Bakın önemli olan esasında bu. Bunun yanında hani sökülebilen bağlantıları anlatırken araya bir sökülemeyen bağlantı elemanı sıkıştırmayacağız kesinlikle. Yani videoların arka arkaya düzenli ve birbiriyle ilişkili şekilde gelmesine de dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bunu da yine söylemiş olalım. Ve yine şunu da diyorum, geniş kapsamlı bir eğitim olacak arkadaşlar. Sizlerden ricam şu, lütfen bu eğitim setine önem verip bu eğitim setini aldıysanız ya da alacaksanız videoları atlamadan izlemeniz. Yani ben burada eyvallah tarihçeden bahsedeceğim kısa bir şekilde. Bu sizin dikkatinizi çekmiyor olabilir ama özellikle konu içeriklerinden bahsederken lütfen videoları atlamadan ilerleyin arkadaşlar. Çünkü örneğin ilk iki videoyu izlediniz, birden 5'e geçmeyin. Belki 5'inci soruda kendinize sorduğunuz sorunun cevabı 3'te 4'te mevcut. Onun için birbiriyle bağlantılı olmasına özen gösteriyoruz. Bunu da belirtmiş olalım bu ilk videolarda. Şimdi vidanın basitçe tarihçesinden bahsedecek olursak arkadaşlar, 1. yüzyılda bulunmuş olan vidamız o zamanlardan itibaren cerrahi aletlerde kullanıldı. Yani halen de kullanılmakta. Yani vidamız tıp dilinde arkadaşlar, belki biraz garip gelecek size ama bulunduğu yüzyıldan itibaren tıp dilinde kullanılmakta. Döküm tekniğiyle üretimi yapılıyordu. Tabii o zamanlardan bahsediyoruz. Avrupa'da 1400'lerde görülen civata 1452-1519 yılları arasında Leonardo da Vinci tarafından geliştirilmiştir. Yani bir genel kültür bilgisi, vidanın kim tarafından geliştirildiği sizlere ekstra bir bilgi olsun. Leonardo da Vinci tarafından yarın öbür gün KPSS sınavlarında da karşımıza çıkma ihtimali var. İlk tornavida kullanımı da aynı zamanda 1700'lü yıllara rastlamakta arkadaşlar. Şimdi burada biz vidanın tarihçesinden bahsederken tabii önceki yılları ele aldığımız için haliyle şunu diyemiyoruz. Ya hocam sen vidadan bahsediyorsun, efendime söyleyeyim cerrahla ya da tıp diliyle ne alakası var? O zamanlarda kullanılıyormuş arkadaşlar. Yani burada tabii ki de şimdi günümüzde vida dediğimiz zaman sanayide vidadan geçilmiyor hani baktığımız zaman. Birçok yerde çünkü kullanılıyor ama o yüzyıllarda tabii tıp dilinde de kullanımı yaygın. Vidanın bulunuşu kesin bir tarihe dayanmamakla birlikte İsa'dan önce, yani milattan önce 1. yüzyılda şarap yapımında kullanılan ağır tahtalarda vidadan yararlanılmıştı. Yani şarap yapımında kullanılan tahtaların temelde işte imalatında ya da kullanımında ekstra ne kullanılmış? Vida kullanılmış. Ondan öncesinde çeşitli bulgulara göre Yunanistan'da kullanıldığı da gözlemlenmiştir. Arkeoloji çalışmalarına göre ise ilk metal vidanın Orta Çağ'a ait olduğu ortaya konuldu. Başka kaynaklara baktığımızda erken Pisagorcu geleneğinin son temsilcisi olan Arktas tahtadan vida yaparak, bu arada bazı isimler yabancı olduğu için
Affınıza sığınarak okuyorum arkadaşlar. Tahtadan vida yaparak onları zeytinyağı ile perslemiştir. Tüm kaynaklarda ortak olan bilgi ise vidanın orta çağ döneminde Ege'de bulunduğudur. Yani burada vidanın geçmiş tarihine baktığımızda kesin hani bulunuşu, kim tarafından bulunduğu vesaire kesin bir tarihe ya da bir bilgiye dayanmamakta. Ne diyebiliriz biz? Belli yıllar arasında 1452-1519 yıllar arasında kim tarafından geliştirildiğine ulaşabiliyoruz. Leonardo da Vinci tarafından geliştirilmiş. Bunun yanında işte nerelerde kullanıldığından bahsettik ama kesin bilgimiz Orta Çağ döneminde Ege'de bulunduğudur. Bu da gururlanarak söylüyorum tabii ki benim memleketim olan Balıkesir çevresi diyelim veya İzmir çevresi diyelim arkadaşlar. Şimdi bu tarz genel kültür bilgilerine dediğimiz gibi tüm konularda yer vereceğiz. Bu eğitim videosunda da vidanın tarihçesinden kısaca bahsetmiş olduk. Ve sizinle paylaşacağımız kaynaklar klasöründe bunlar da yine yer alacak arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen Mustafa Karaca kanalına abone olmayı, videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.